Bir önceki dersimizde bu parçayı tasarlamıştık. Şimdi bunu MasterCam'de bir işleyelim. MasterCam aktif hale getirelim buradan. Stock Setup diyorum. All Entities, Bounding Box diyorum. Make Geometry deyip bunu onaylıyorum. Onayladım. G54'ümüzü parça sıfırımıza ayarlayalım buradan. Bunun için Play Manager'a geliyorum. Bunu buraya taşıyorum. Daha sonra geometriye geliyorum. Buradan Y'nin etrafında bir 180 derece bir dönelim. Daha sonra Z'nin etrafında eksi 90 dönelim. Şu an işleme sınırlarım belli. G54'üm yani parça sıfırım belli. Onaylıyorum. VCS'i ve takım pireyini buraya alıyorum. Onaylıyorum. Şu an sıfır noktamız belli. Şuradaki sınırların görünmezliğini sağlıyorum. Kaba parametrelerden paraleli tercih ediyorum. Onaylıyorum. Buradan işleme yüzeylerini seçiyorum. Onayladım. Yeni bir takım oluştur. Küresel bir takım oluşturacağım. 12'lik küre olsun. 1800 devir veriyorum. 1100 ilerleme veriyorum. 300 de damla veriyorum buna. Bir nolu istasyona bağlı bir nolu offset'i kullan dedik. Tamamdır. Absolute, absolute. Bunu 10 yapıyorum. Bunu 5 yapıyorum yaklaşmayı. Finish'i de 0,3 pay bırakıyorum ve dışarıdan dolaşsın diyorum. Kaba parametrelerine giriyorum. İkişer ikişer ve zikzak kessin. Yana kaşma oranı takımımın küresel çapı 12 idi. Yana kaşmayı ben 4 diyorum. Buraya dokunmuyorum. Gap settinglere geliyorum. Burayı smooth yapıyorum. Optimize etsin. Onayladım. Evet. Şöyle bir takım yolunu inceleyecek olursak çok doğru bir kesme yapmıyor. Bunun yönünü değiştirelim. Parametrelere geliyorum. Makina işleme açısını 90 derece yap diyorum. Onayladım, seçtim, yeniden hesaplattım. Bir bakalım ne yapıyor. Evet, fena değil. Bu kaba işlemiydi. Bu takım yolunu kopyalıyorum. Kopyala. Getirdim buraya. Yapıştırdım. Sadece geometri kısmına geliyorum. Seçimleri temize deyip bu sefer geometri olarak bunları seçiyorum. Ve seçip yeniden hesaplatıyorum. Evet, burası da tamam. Takım yollarını gizliyorum. Buradan tekrar bir numarayı seçiyorum. Veya iki numara fark etmez. Bunu kopyalıyorum iki numarayı. Getirip buraya tekrar yapıştırıyorum. Buradan geometriyi değiştiriyorum. Seçimleri temizlediyorum. Bu yüzeyi seçiyorum. Onaylıyorum. Parametrelere geliyorum. Tarım açısını sıfır yapıyorum. Onaylıyorum. Ve yeniden hesaplatıyorum.
Evet. Bu da bu şekilde. Tekrar bu takım yolunu buraya yapıştırıyorum. Buradan geometriye gelip bunu siliyorum. Geometri olarak bunu seçiyorum ve onaylıyorum. Tekrar hesaplatıyorum. Evet. Şu an kaba takım yollarımız tamam gibi. Şimdi bunun finişini işleyeceğim. Saklıyorum. Buradan finish takım yollarına geliyorum. Bu da paralel olsun diyorum. İşleme yüzey olarak bunları seçiyorum. Hatta burayı da seçeyim. Bakalım ne tepki verecek. Onayladım. Spin'im 3500 olsun. İlerlemem 800 olsun. Aynı takımı kullanacağım. Hepsini absolute yapıyorum. Burası 10 olsun, burası 5 olsun. Stop payını 0 yapıyoruz. Ve outside diyorum. Zikzak olsun. 0,3 maksimum step over diyorum. Açısında 90 derece diyorum. Gap setting'e bakıyorum. Bunların hepsini smooth yapıyorum. Ve optimize et diyorum. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Bakın bu şekilde finish oluşturduk. Bir takım yolunu bakalım. Durduk yere havada gezmesin. Yanlışlıkla geometriye bastım. Takım yolunu bir inceleyelim. Tamamdır. Kapattım. Daha sonra bunu saklıyorum. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Bu 5 numarayı kopyalıyorum. Tekrar buraya gelip yapıştırıyorum. En son takım yoluna gelip buradan geometriye geliyorum. Bakalım yanlış bir şey mi yaptık? İndim aşağıya. Geometri diyorum. Bunların hepsini temizliyorum. Burayı ve burayı seçiyorum. Onaylıyorum. Tekrar parametrelere geliyorum. Zikzak olsun. Şuradaki işlem açısını 0 yapıyorum. Bunlara dokunmuyorum. Dokunmuyorum. 0,3. Tamam. Gap settinglere bakıyorum. Normal. Optimize etsin. Onayladım. Onayladım. Bunu da buradan hesaplatıyorum. Hepsini seçiyorum. Bir katı simin edelim. Bir görelim ne yapıyor. Çalıştıralım. Şöyle biraz hızlı çalışsın. Ben bu çalışma esnasında videoyu durduruyorum abi. Evet. Parçam bu şekilde işlenmiş oldu arkadaşlar. Daha sonra bunların hepsini seçiyorum. Bunun G kodlarını alıyorum. Eğer Siemens kullanıyorsak bunu MPF formatına çevirebiliriz. Okey diyorum. Evet diyorum. Bunu da herhangi masa üstünde bir yere bunu kaydedip kodları çıkartabiliriz.
biliriz. Artık buradan siz kendi makinenize uygun seçip posta alabilirsiniz. Şu an benim çıkardığım postlar fanuk uyumlu. Bunu bir flash bellekle tezgaha aktarıp parçamızı sıfırlayıp gerekli uygun takımları takıp çıkardığımız bu kodları tezgahta işleyebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.